Hasan Karakaya Türkiye'nin son yarım asrının en karanlık dönemlerini bizzat müşahede etmiş bir insandı. Bir gazeteci olarak 12 Eylül darbesine zemin hazırlayan kaos ortamını yaşamıştı. Merhum Özal'la beraber ülkenin girdiği demokrasi ve kalkınma hamlesini görmüştü. 1990'larda ülkenin tekrar istikrarsızlık ve terör girdabına sürüklenişine şahit olmuştu. 28 Şubat'ta oluşturulan korku iklimini iliklerine kadar hissetmişti. 1001 krizinde bu ülkenin elitler tarafından nasıl soyulduğunu görmüştü. Türkiye'nin son 40 yılındaki iniş ve çıkışlara tanıklık eden Hasan Karakaya, AK Parti ile başlayan yeni dönemin anlamını da gayet iyi biliyordu. Millet ve memleket sevdalısı bir insan olarak bunu da yazılarında açıkça dile getiriyordu. Zaman zaman hükümet politikalarını kendi üslubunca eleştirdiği, karar alıcıları zorladığı dönemler de oldu. Gözünü budaktan, sözünü muhatabından esirgemeyen mert bir gazeteci olarak tüm bunları yaparken dahi hep Anadolu insanının hissiyatına, halkımızın beklentilerine tercüman olmaya çalıştı. Cumhuriyet mitinglerinden meşhur gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden Çukur terörüne kadar Türk demokrasisine yönelik tüm saldırılarda cesur duruşu ve güçlü kalemiyle milletin mücadelesine koşulsuz destek verdi. Aynı şekilde Türkiye'nin önünü açacak, milli iradeyi güçlendirip vesayeti geriletecek, ekonomik bakımdan ülkemizi hak ettiği seviyelere taşıyacak her türlü adıma sahip çıktı. Her türlü hamleyi teşvik ve takdir etti. Özellikle az önce izledik. Başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri Hasan Karakaya'nın siyasi ufkunu ve vizyonunu göstermesi açısından son derece mühimdir. Hani şu anda muhalefet var ya, ana muhalefet. Onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar, nal. Nal top. Hasan Karakaya, dobra bir kalem olmanın yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilere de eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. Fikir, sanat ve yayın hayatımıza musallat olan, yıllarca bu alanı kendi tapulu malı gibi gören zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrirdi. 23 yıl boyunca yazdığı Akit gazetesindeki yazılarına baktığınızda orada milli iradeyi savunan, milletinin yanında saf tutan, vesayete karşı sesini yükselten, Anadolu insanına göğsünü siper eden, bu aziz milletin inancına, kültürüne, tarihine sahip çıkan, hakkın hatırını her şeyin üstünde tutan, millet ve memleket düşmanlarına hadlerini bildiren, inandığı yolda yürümekten asla çekinmeyen dirayetli bir gazeteci, dürüst bir köşe yazarı, hepsinden öte samimi bir dava adamı görürsünüz. Yine onun hayatına baktığınızda katsayı engelinin kaldırılmasından başörtüsüne serbestlik getirilmesine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına kadar son 20 yılda diktiğimiz zafer anıtlarının birçoğunda Hasan Karakaya'nın emeğini, katkısını, gayretini görürsünüz.